Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Bu hafta hem Mihail'le ayrı düştük hem stüdyoyla ayrı düştük. Bir kez daha şu pandeminin başladığı ilk zamanlardaki halimizle evden yapacağız bu haftaki yayınımızı. Bunun sebebi aslında hiç de iç açıcı değil. 9 Haziran tarihinde katıldığımız bir konserden sonra hem ben hem eşim Covid olduk. Covid testimiz pozitif çıktı. Sonrasında duyduk ki biz de birlikte o konserde bulunan çok sayıda tanıdığımız da aynı şekilde Covid çıkmışlar. Sonrasında biz bu Covid'i farkında olmadan muhtemelen kendi çevremize de eş, dost, akraba çevremize de yaymış olduk. Yani biz öyle zannediyoruz. Büyük ihtimalle öyle oldu. Ve sonuçta şu anda bir karantina ortamındayız. Mihail tam da Yunanistan'a giderek bu sene tatilini geçirmek üzere ve oradaki mesailerini yerine getirmek üzere Yunanistan'a giderek bu işten kurtuluyor zannediyorduk. Mihail de orada bir rahatsızlıklar geçirdi ama onunki galiba bir koronaya Yok. dönüşmedi. Dönüştü, dönüştü. Ben de korona nereden geldi diye düşünüyordum. Meğer geçen cuma, yani 2 hafta evvelki cumada yaptığımız programda ben de buraya geldiğimde müsbet çıktım. Ama 2 gündür eksiye döndü. Durum bu. Ben henüz dönmediğim için aslında niyetim bugün yayını stüdyodan yapmaktı. Fakat birkaç saat önce eksiye dönmediğimi henüz öğrenince vazgeçtim stüdyoya gitmekten. Esasen benim ciddi bir sağlık sorunum yok an itibarıyla ama temas edeceğim insanları düşünerek stüdyoya gitmedim. Bu hafta yayını evden yapıyoruz. Mihail, bir hayli yoğun bir gündem var aslında bu hafta önümüzde. Hem Türkiye'nin sosyopolitik gündemi çok yoğun, hem de Yunanistan'ın da öyle. Yunanistan'ın da mı öyle? Pekala, Yunanistan faslını ağırlıklı Orada da olarak sistem senden konuşmaları ortaya çıkıyor. Evet, Yunanistan faslını ağırlıklı olarak sen anlatırsın bize. Ama bizim buradaki gündemimizde çok can sıkıcı işler oldu. Çoğu zaman böyle oluyor zaten. Öncelikle şu Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklandı. Ve bu karar bir kez daha Türkiye'de yargının bu cinayetlere ne açıdan baktığını, nasıl bir bakış açısıyla baktığını ortaya koydu. Nitekim sonrasında duyduğumuz protestolarda da feminist hareketin uzunca bir süreden beri kullandığı bir tanım gene çok dillendirildi. Erkek yargı. Evet, bir erkek akıl, bir erkek yargı, bir erkek baskı mekanizması var kadınlar üzerinde ve mahkeme vahşice bir cinayet işlemiş olan sanığı bu işlediği cinayetten ötürü hiçbir pişmanlıkla duymadığını ifade eden sanığı, vicdanım son derece rahattır diyebilen bir sanığı müebbet hapis cezasından Ses kesildi, duyamıyorum. çok vahim bir durumdu. Dinlemez bir Şimdi. şeydi. Buna gerekçe olarak da dedi ki haksız tahrik indirimi uyguluyorum. Bu tahrikin ne olduğuna dair mahkeme fazla bir açıklama vermedi ya da mahkemenin kayıtlarıyla yansımadı bu tahrik ama yorumlara göre, söylentilere göre maktul Pınar Gültekin bu katilin davranışlarını eşine bildirmekle tehdit etmiş. Ve bu da mahkeme tarafından tahrik unsuru olarak değerlendirilmiş. Sonuçta hukukçuların yorumuna göre bu cinayetten ötürü
14,5 yıl fiilen hapis yatması bekleniyor. Ve arada daha da trajik bir şey var. Mihail. Evet, bir sene sonra 1923'ün Ekim ayında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ithafen bir genel af çıkma ihtimali de söz konusu tam olabilir genel, diyorlar. Bu da siyasi mahkumlar yerinde kalır. Siyasi o mahkumlar ayrı bir yerinde kalır. Onlara genel af verilmesi. Bunlar kader kurbanı diye tanımlanacaklar. Siyasi mahkumlar yerinde kalır. Hatırlayalım, bir süre önce bir af mevzusu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki devletlerin af yetkisi ancak devlete karşı işlenen suçlar için söz konusu olabilir. Şahısları affet, mağdur eden suçlar da suçluyu affetme yetkisi olamaz devletin dedi. Onları o suçtan mağdur olan insanlar affeder. Yani birisi benim evladımı öldürdüyse devlet bunu affedemez dedi. Bunu affetme yetkisi sadece bendedir, baba olarak veya eş olarak veya her neyse. Yani o işten mağdur olan kimse sadece o affeder dedi. Bunu biliyoruz ki zaten şeriat hukukunun da anlayışıdır. İran'dan falan birçok örneğini görüyoruz. İdama mahkum edilenlerin idamının engellenmesi ancak mağdurun affetmesiyle mümkün olabiliyor. Mağdur eğer idam etmeyin diye bir dilekçe verirse mahkemeye, mesela oğlu öldürülen bir baba, buna karşılık bu katili asmayın ya da infaz etmeyin diyorsa ancak o zaman böyle bir şey uygulanabiliyor. Erdoğan da bu mantıkla demişti ki devlet sadece kendine karşı işlenen suçlarda af yoluna gidebilir, kişilere karşı işlenen suçlarda af yoluna gidemez. Ama bunu dedikten sonra uygulama bunun tam tersi oldu. Tam tersi olarak mafyacılar, şunlar, bunlar hepsi salıverildiler ama siyasiler hapiste tutuldu. Buna dair ne söylemek istersin? Ne diyeyim? Hukuk öyle bir duruma geldi ki söyleyecek söz pek yok. Yani neresini eleştireceksin bunu? Adam parçalamış, koymuş, ne bileyim, suç yapılacak, yapabilecek insanlık dışı ne varsa yapmış. Ondan sonra tahrik indirimi uygulanıyor. Olacak bir şey değil. Yalnız küçük bir ümit ışığı, üst mahkeme İstanbul Anlaşması'ndan çıkmanın doğru olmadığı hakkında bir karar vermiş. O ne olacak bilemiyorum. Bu karar da galiba önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde açıklanacakmış. Bakalım ne olabilecek. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı'nın tek başına iradesiyle çıkmanın hukuka aykırı olduğu yönünde dava açılmıştı. Danıştay bu davayı görüştü ve Danıştay savcılığının mütalasına göre de bu eğilim haklılık kazanıyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi mecliste onaylanarak yürürlüğe girmiş bir şarttı, bir anlaşmaydı. Mecliste onaylanan belgenin Cumhurbaşkanı tarafından tek kişilik iradeyle iptal edilmesi kabul edilebilir bulunmuyor. Öyledir. Öyledir. Doğrusu budur ama şu anda üstten gelen emir neyse, üstten alınan karar neyse uygulanmaya devam ediyor. Herhalde bu konuda bir yapacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Evet, artık hukuk teslim alınmış durumda. Bu hukukun teslim alınmış olmasının göstergelerinden biri de
Yeni Adalet Bakanı, aslında sabık Adalet Bakanı, daha önce de aynı görevde bulunmuştu. Cumhurbaşkanının adaylığı konusunda hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanı doğal adayımızdır dedi 2023 Haziran seçimleri için. Oysa uzun zamandan beri konuşulan bir mesele var. Ancak erken seçim söz konusu olursa Cumhurbaşkanı aday olabilir. Eğer tarihinde bir seçim yapılacak olursa Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamaz diye bir anlayış var. Bu anlayış olduğu yerde duruyor. Bu anlayış belgelerde, yasalarda gayet net tanımlandığı halde Adalet Bakanı böyle bir ifadede bulunabiliyorsa bunun tek bir dayanağı var. O dayanakta hatırlayalım, Yüksek Seçim Kurulu'nun oylar henüz sayılıyorken mühürsüz oylar da geçebilmiş olması. O günü onu diyebilen düşünce, onu diyebilen akıl, irade bugün de çok rahat bunu söyleyebilir. Şimdi insanların tartıştığı şu, Cumhurbaşkanı aday olarak seçimi kaybetse mi daha iyi, yoksa adaylığı engellense mi daha iyi? Hiç şüphesiz ki aday olarak seçimi kaybetmesi muhalefet için çok daha anlamlı. Ama gene de ortada olan böyle bir kesildi benden var. Bu hukuk aykırılığı ne getirecek? Önümüzde neler konuşacağız bilemiyorum. Mihail, sesten yana bir sorun mu yaşıyoruz? Anladım. Yok. Sesini duyuyorum. Görüntü yok. Şimdi oldu. Görüntü var. Ses de geliyor mu? Son sözlerimi duyabildin mi Mihail? Şimdi tamam, evet. Nereden devam ediyoruz? Bu Bekir Bozdağ'ın açıklamasını konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı adaydır tabii, 2003'te demişti. Aday olamayacağını bildiği halde bunu söyledi. Ama işte bunu söyleyebilmesinin arka planındaki gerçeklikse Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz oylar sayılıyorken mühürsüz oylar da geçerli kabul edilebilir diye karar vermiş olması. Yani o günü bu hukuksuzluk, bu yasayı çiğneme söz konusu olduysa ondan sonra mütemadiyen aynı şey tekrarlanabilir. Yetkiyi elinde tutan bu da olur, böyle de olabilir diyebilir. Hiçbir yasaya sınırlı kalmadı. Şu anda görülen o ki bir şeyin yasal olarak görülebilmesi için bu yüksek bir makamdan işte seçim kurulu yahut ne bileyim cumhurbaşkanlığı yahut neyse başka mahallenin, ilçenin kaymakamı karar alıp bunun uygulanmasını istemesi kafi geliyor. Buna şaşırmamak lazım. Ama diğer taraftan da böyle bir durumla bizim Avrupa Birliği konusunda ilerimiz, taleplerimiz pek geçerli olmaz. Zaten burada Yunanistan'da mevcut bir durum var. Beni güldürdü. Ben geldiğimden görüştüğüm pek çok kişi ya diyor, biz yıllardır uğraştık bu Avrupa Birliği'ndeki NATO'daki ortaklarımızı ikna etmek için. İşte bizi tehdit ediyorlar, şudur budur diye pek kale alınmıyordu.
son olarak ortaya çıkan, Ankara tarafından kullanılmaya başlayan söylem bize çok yardımcı oldu diyor. Şimdi herkes bizim söylediklerimizde haklı olduğumuzu görüyor diye bir görüş var. Gülmemek elde değil. Evet, çok haklısın. Gülmemek elde değil. Fakat bu aynı zamanda çok trajik bir şeye güldüğümüz anlamına da geliyor. Trajik olan uluslararası siyasetin bu denli sahtekarlık üzerine kurgulamış olması. Aslında Türkiye, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye dış politikası, işte o sahtekarlık panayırında kendi alanını bulmaya çalışıyor. Ben dış siyaset konularında Türkiye'yi hiç de eleştirmiyorum. Çünkü küresel anlamda uluslararası ilişkiler veya dış siyaset bütünlüğüyle bir şarlatanlar panayırına dönmüştür. Herkes doğrunun ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu, yalanın ne olduğunu gayet iyi bildiği halde maskeli baloya gitmiş insanlar gibi rol yapıyor. Sürekli rol içerisindeler. Her biri, her bir ülke ve her bir ülkenin diplomatları kendi çıkarları, kendi önceden tanımlanmış, belirlenmiş çıkarları için sanki bir maskeli baloda rollerini oynuyorlar. O anlamda Türkiye'nin de bize göre son derece tutarsız olan, son derece vicdanları yaralayan bütün siyasi manevraları o mecrada makul hale geliyor. O mecrada öyle çünkü ama, insan... Öyle ama arada büyük durumda. Bir fark var. Arada büyük bir fark ne? Var. O dediğin yerlerde ne gazeteciler hapse atılıyor, ne onların üstünde bir sansür güçleri var ve doğruyu söylemek isteyen rahatça söyleyebiliyor. Siyasiler de öyle. Muhalefetteki partiler kendi söylediklerini, kendi politikalarını serbestçe ifade edebiliyor. Başlarında Demokles kılıcı yok. Bu büyük bir farktır. Hele biz de o duruma kadar gelebilelim, ondan sonra daha iyisi için mücadeleye ben de varım, hepimiz varız. Türkiye'nin farklı bir ligde olduğu hiç şüphe götürmez. Sen şimdi o ligi tanımladın. Evet, o lig Putin'in Rusya'sının ligi ya da Kim İlgin Kuzey Kore ligi ve Türkiye o ligde oynuyor şu anda. O lige ait oluyor ama bu onun gene de uluslararası siyasette çok önemli bir figür olmasının önüne geçmiyor. Mesela ben Suriye'yi işgal edeceğim dediği anda o John Stoltenberg denen NATO sekreteri Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşılayabiliyoruz diyebiliyor. Öyledir. Benim kastettiğim kabul edilemez olan şeyler bunlar. John Stoltenberg çok iyi biliyor ki Türkiye'nin güney sınırından Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdit ne bugün var, ne 3 sene önce vardı, ne 5 sene önce vardı, ne 10 sene önce vardı. Ama 10 senedir Türkiye Suriye için, özellikle Suriye'nin kuzeyi için çok önemli bir tehdittir. Bunu bildiği halde Suriye'de 30 kilometrelik bir alanı güvenliğim için işgal edeceğim dediği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan, o Stoltenberg'de müttefikinin bu açıklamasına biz Türkiye'nin sınır güvenliği kaygılarını anlayışla karşılıyoruz diyebiliyor. Kabul edilemez yani olan böyle şeyler. Kendisine zarar gelmediği için, kendi faydasına olduğu için bunu yapabiliyor. Ama mesele içeride. Dışarıyı bir kenara koyalım. Bizim sorunlarımız arasında biliyorsun şu yönetmelik de var. Değil mi? Seçim yönetmeliği. Hazırlıkları. Evet. Bu yönetmeliği evet. Maalesef hiçbir ihtiyacı karşılayamayacağı ve özellikle Rum toplumu için bir beka meselesi
nin olduğu bir Rum toplumu için en ufak bir ümit kapısı bırakmadığı görülüyor. Buna rağmen hiçbir şekilde sorulmadan bu yayınlanıyor ve yürürlüğe giriyor. Bütün eleştirileri biliyoruz. Bence herhangi başka bir eleştiri yapmak gereksiz. Çünkü bunun nedeni, bunun sebebi gerçekten Lozan Anlaşması'nın uygulaması ve ülkedeki demokrasi anlayışı. Bunlar düzelmeden bunlar düzelmez. Onun için hep beraber, hep birlikte el ele verip ülkemizi, yaşadığımız ülkeyi sevilen ve sayılan bir ülke haline getirmeye çalışmak. Kendisinden korkulan bir ülke olması hiç kimsenin işine yaramıyor. Özellikle halkın işine yaramıyor. Zamlardan bahsediyoruz. Çıkan haberi ben gözlerimle görmesem, kulaklarımla işitmesem inanmayacaktım. %40 bir zam nereye? Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı maaşına. Tamam, gerekiyorsa yapılsın. Ama eğer o düzeyde bir %40 zam ihtiyacı görülüyorsa, o zaman asgari ücretlere de aynı zamı yapmak gerekir ve bu da yetmez. Çünkü yapılacak zam hemen ertesi günü, hatta bir gün evvelinden, iki gün evvelinden bütün fiyatlara yansıyacaktır. Kimsenin ceplerinde bir şey olmayacaktır. Tek olacak şey açlık sınırının bugünkü sayısı neyse, düzeyi neyse hemen onun %40 üstüne çıkacaktır. Dolayısıyla zam yapmak yetmeyecek, fiyatları da sabit tutmak gerekecek. Bu nasıl olabilecek? Bunun bir ekonomistlerin elinde bir sihirli değnek var mı bunu halledebilecek? Nasıl olacak bunlar? Tabii ki yok. Çünkü zamların çözüm olmadığını vatandaş da farkına. Fiyatlar yükselmesin, zammam yapmayın diyorlar. En son bunu Rize'de taksiciler söyledi. Taksiciler dediler ki mazot fiyatlarını geri çekin, taksi fiyatına zam yapmayın. Çünkü taksi ulaşılamaz oluyor fiyatına zam yapılınca. Taksici oradan da mağdur oluyor. Müşterisi azalıyor. Alacağı tarife yüksektir diyorlar ama bu sefer müşterisi azalıyor. Çözüm tabii ki orada. Çözüm pahalılığı durdurmakta ama Türkiye ekonomik anlamda öyle bir politika izlemiyor. Tam tersine biz halen faizleri düşürme ısrarımızla ya da düşük tutma ısrarımızla dövizin yükselmesine, bunun da TL'nin alım gücünün azalmasına yol açmasına yönelik bir siyaset izliyoruz. Bu siyaset kaçınılmaz olarak bu sonucu doğuruyor. Eminiz ki arada birileri bu siyasetten ötürü fevkalade zenginleşiyor, fevkalade faydalanıyor bu yoksullaşmadan. Toplumun yoksullaşması küçücük bir grubun büsbütün zenginleşmesine yol açıyor. Bunu biliyoruz ama toplumun çoğunluğu bunun idrakinde değil. Gene reis düzeltir herhalde falan diyorlar. Ben bir hesap yaptım. Görüntü kayboldu Fakrat hocamın. Ben bir
Evet, dinliyorum. Ama Fakrat abi göremiyorum. Ha, ne yapacağız? Tamam. Anladım. Oldu galiba. Kayıt başlıyor mu? Evet. Tamam Evet ama pekala. görüntü kayboldu bende. Şimdi tamam. Tamam dönüş ediyoruz Tamam. Mihail. Söz alabilir miyim? Kayıt başlıyor mu? Başlayabiliriz. 1, 2, Dolayısıyla 3, 4, senin dediğin 5. çok doğrudur Mihail. Gerçekten de zamlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü %40 zam, %50 zam bunlar açıklandığı gün dahi geri alınmaya başlanıyor. Ben Daha şöyle bir açıklama hesap gelmeden. yaptım. Onu söyleyeyim sana. İlginç bir hesap. Cumhurbaşkanı maaşına 40,4 zam. Maaş Ocak ayına kadar 88 bin TL'ydi. Bu 88 bin TL 5.680 euroya tekabül ediyordu. Ocak'ta yapılan zamla Türk lirası olarak 100.750'ye yükseldi ve euro olarak 5.680 euro aynen kaldı. Yeni yapılan zamla şu anda 141.453 TL'ye yükselecek ve bunun euro olarak karşılığı 7.775 euroya ulaşmış olacak. Bu arada tabii asgari ücrete yapılacak zam dediğimiz gibi şeyin kapanın elinde kalacak. Fiyatlar ona göre ayarlanacak vesaire. Şu görüşeceğimiz galiba iki konu var. Bir tanesi geçen haftadan tutuyorum. Ama geçen hafta biliyorsun yapamadık, bağlanamadık. Şöyle bir haber çıktı gazetelerde. Dolapdere'de bulunan Panagia Evangelistriarum Ortodoks Kilisesi'ne ayın töreni esnasında atılan cam şişe nedeniyle ortalık bir anda karıştı. Bu haber pek çok gazetede hemen hemen aynı mealde çıkıverdi ve aynı şeylerle, fiillerle ve sıfatlarla. Ortalık bir anda karıştı. Polisin alarma geçtiği olayla ilgili şişeyi atan 3 çocuk kısa sürede yakalanırken, virgül, gerçek ise herkesi şaşırttı. Neymiş bu şaşırtan gerçek? Çocukların oyun amaçlı uçan beyaz bir kuşu vurmak için fırlattıkları şişe yanlışlıkla kiliseye düştüğü ortaya çıktı. Şimdi burada benim merakımı muhicip birkaç durum var. Biri, gerçeğin bu olduğuna kim karar verdi? Gerçek ortaya çıktı diyor ya bütün gazeteler. Bu gerçeğin böyle olduğunu kim karar verdi? İki, olayın oyun amaçlı olduğunun kanıtı nedir? Üç, korkarım ki bu konuda hani bir laf vardır. Özrü kabahatinden büyük diye. Yahu bir kuşa
uçan kuşa şişe atmak, o şişeyi kiliseye atmak arasında pek bir fark bulunur mu? Bu çocuklara kim mi öğretti uçan kuşlara şişe atın diye? O şişe derken kilisenin camına gideceğini bir kafaya da düşebilirdi. Ve bu o çocuklara empoze edilen düşünce biçimini gösterir. Dört, yanlışlıkla kuş ve kilise karıştırıldı. Yanlışlıkla kuş ve kilise karıştırılmış. Bu nasıl bir yanlışlık onu da anlayamıyorum. Beş, ortaya çıktı deniyor. Bu konuda herhangi bir araştırma yapıldı mı ki bu ortaya çıktı? Bir de altıncı bir soru. Eğer kuş bir caminin üstünden geçiyor olsaydı, bu çocuklar yine de aynı yanlışlığı yaparlar mı acaba? Bu sorulara kim cevap verebilecek acaba? Var mı bu sorulan cevabı? Bir de unutmamak gerekir. Kuşuk'taki kilisenin kaçını söküp yere atan o arkadaşımız önce şey edildi, önce mahkum edildi ufak bir ceza ile. O ceza ilan edilmeyebilirdi. Zaten mesele onun cezalandırılması değil, bunun duyulması ve bunun doğru bir şey olmadığının ortaya çıkması. Bu şişe konusu da aynı şey. 13 yaşındaki çocukların kullanılarak, çünkü çocukların aklına böyle şeyler gelmez. Ondan sonra beraat etti bu kişi. Ha, affedilse anlarım. Ama beraat. Mihail, buna kim karar verecek dedin ya, ben de sana Van valisinin açıklamasını hatırlatmak isterim. Ayın 20'siydi sanırım, Van'ın Başkale ilçesindeki bir mezdada emniyet kuvvetleri, asayiş kuvvetleri aranan bir sanığı gözaltına almak için bölgeye gidiyorlar. Sanığın bulunduğu ev belli, o eve gidiyorlar ve sanık evden dışarı çıkıyor. Bunlar görüntülerle izlediğimiz şeyler. O sanık evden dışarı çıkarken bu polis midir, özel harekat polisi midir, asker midir? Artık kıyafetinden ayrımına varmak mümkün değil. Vilayetin, valiliğin açıklamasında da jandarma diye geçiyordu. Başlıyorlar havaya ateş açmaya. Makineli tüfeklerle, otomatik uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açmaya başlıyorlar. Bir yandan da o gözaltına aldıkları adam elleri havada, ellerini yukarı kaldırmış, rampa aşağı bir bayırlı bir yerden aşağıya doğru askerlerin bulunduğu, askeri araçların bulunduğu yere doğru yürüyor. Ama ateş devam ediyor. Ateş devam ederken bir yandan da kadınların çığlıkları, panik halindeki kadınların çığlıklarını duyuyoruz. İnsanlar feryat ediyorlar. Büyük bir korku, büyük bir panik, dehşet atmosferi yaratılıyor. O havaya ateş açılması esnasında. Bir yandan da rütbeli olduğunu zannettiğimiz birisi belinden tabancasını çıkartıyor. O da katılıyor bu havaya ateş açma meselesine tabancasıyla. Sonrasında köylüler 400'den fazla boş kovan toplamışlar o bölgede. Dakikalarca sürüyor bu havaya ateş açılma. Ve Van Valisi açıklama yapıyor. Diyor ki işte PKK'li bir terörist yakalandı. Onun yakınları askeri araçlara taş atıyorlardı. Kalabalığı dağıtmak için de asker havaya ateş açtı. Görüntülerde ne taş atan var ne başka bir şey var. Sadece havaya ateş açan askerlerin görüntüleri var. Yani şimdi sen o çocuk kuşa şişe attığı açıklamasını buna kim karar verdi diyorsun ya, işte Van valisi de hepimizin gözünün önünde yaşananlara bu açıklamayı yaptı. Hatırlayalım, aynı vali midir, o da başka bir Van valisi midir? Helikopterden iki insan tekme tokat ağır bir şekilde dövüldükten sonra
aşağı atıldıklarında dedi ki ya öyle bir şey yok. Bunlar kaçarlarken ayakları takıldı, tümsekten aşağı düştüler. Bu açıklamalar o kadar hazırdır ki, o kadar çekmecede duran açıklamalar ki herhangi bir şeyde hemen durumun ne kadar olağan olduğunu anlatmak için her vali, ben bunu Van valisi diyorum, olay Kayseri'de olsaydı farklı bir şey olmazdı. Bu sefer de Kayseri valisi, Sivas'ta olsa Sivas valisi, Muş'ta olsa Muş valisi, her valinin birinci önceliği hepimizin gözünün önünde yaşanan şeyleri tahrif ederek gözden kaçırmaktır. Yani dezenformasyon yapmaktır. Şimdi mecliste bir dezenformasyon. Şimdi bakalım ne olacak? Bir dezenformasyon. İşte dezenformasyon budur. O valinin açıklaması buz gibi dezenformasyondur. Hepimizin gördüğünün tam aksini söylüyor. O köydeki insanlar, yerel gazeteciler çünkü hemen insanlarla konuştular. Bu meselenin PKK ile falan hiçbir ilgisi olmadığını, söz konusu gözaltına alma meselesinin 9 yıldan beri devam eden bir kan davasının sonucu olduğunu, zaten süren bir mahkeme süreci olduğunu falan söylediler. Yani dezenformasyon diyorlar ya, bu dezenformasyon lafı önce bu valileri veya bu minvalde açıklama yapan kaymakamları bağlayacaktır. İşte dezenformasyon budur. Halk bağlayacak mıdır? Yoksa sırf gazeteciler için bir açık. Ama bakın benim gazeteciler için de bir notum var. Yani biraz da çuvaldızı kendimize bağlayalım. Kendimize batıralım. Biliyorum, biliyoruz hepimiz. Suudi Arabistan'ın gerçek güçlü kişisi Sayın Yalman seyahat etti ve Ankara'yı ziyaret etti. Alay vala ile karşılandı. Bu kişi hakkında bir müddet evvel pek çok gazeteci neler yazmadı neler. Şimdi bu gazeteci dostlarımız, özellikle ana akımdaki bu gazeteciler, onların hepsi unutuldu ve pek onlara değinilmedi. Demek ki bu kişiler o zaman yanlış düşündüklerini kabul ettiler ve ya hata yaptıklarını anladılar. Bunu böyle anladılarsa gidip de prensten bir özür dilemek gerekmiyordu. Gerekmiyor muydu? Çok affedersiniz, biz o zaman için sizinle bunları yazırdık ama bunlar hataymış, yanlışmış. Şimdi doğrusunu öğrendik. Bizi affetmemizi rica ederiz diye. Bu bizim gazeteci dostlarımız, meslektaşlarımız bunu yapabilecekler mi acaba? Buna gerek yok Mihail. Böyle bir özre hiç gerek yok. Hepimiz için gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin mahkemeleri Kaşıkçı davası dosyasını Suudi Arabistan'a iade ederek dilemiş oldular. O benim dediğim çuvaldızı kendimize batıralım gazeteci olarak. Bu gazeteciler bu olayı yani dosyanın iade edilmesini kabulle karşıladılar, haberini verdiler. Herhangi bir eleştiride bulunmadılar. Ama eski yazdıkları, söyledikleri ortada. Dolayısıyla doğru bildikleri yer ikincisi ise özür dilemeleri gerekmiyor mu? Asla gerekmiyor. Yoksa onun için içlerin gazeteciyi çoktan mı öldürdüler? Çoktan öldürdüler şüphesiz ki. Onlar bu holdinglerin gazetecileridir. Onlar medya dediğimiz o canavarın kalemşorlarıdır ve onlardan herhangi bir konuda özür dilemek beklenemez. Medya etiği, gazetecilik ahlakı beklenemez. Nasıl beklenemez? 16 tane meslektaşları hiçbir somut gerekçe yokken tutuklandılar Diyarbakır'da. 21 kişi gözaltına alındı. Bu 21 kişiden 16'sı hiçbir gerekçeye dayanmadan
tutuklandı. Gerekçe diye yaptıkları haberler konuldu üstlerine. Sonrasında da utanmadan bu adamların kameraları, laptopları suç aleti diye Emniyet Müdürlüğü'nün masasının üzerine dizilip fotoğrafı çekildi. Hani çok severler ya onu, silahları böyle dekoratif bir şekilde dizerler, mermiyle yazı yazmaya kalkarlar, mermileri domino taşı gibi dizerek. Bu sefer de fotoğraf makinalarını, kameraları ve bilgisayarları o masanın üzerine koyup bunlar da suç aletleri diye yazdılar. O suç aletleri dediklerini... Bu silahlar, tırnak içindeki silahlar kalsın, diğer bütün öldüren silahlar ortadan kalksın. O zaman dünya çok daha güzel bir dünya olur. Şüphesiz öyle olacak ama işte anlayış bu ve bu anlayışa karşı o senin bahsettiğin gazetecilerden de tık çıkmadı. Haber bile olmadı onların gazetelerinde veya televizyonlarında. Haber olduysa çarpıtarak haber oldu. Teröristler yakalandı diye haber oldu. Yani dezenformasyon yasası çıkacaksa bundan mağdur olacak çok adam olacak. Yarın öbür gün o yasa eğer geçerse, o yasa yürürlükte kalırsa, aynı yasayla bugün kendisini güvencede hisseden bir sürü insan ağır sorumluluklar altına, ağır veballer altına girebilir. Onların dezenformasyon dediğiyle bizim dezenformasyon dediklerimiz çünkü farklı şeyler olacak. Biz bir haberi, gerçek haberi yayınladığımızda yalan haber verdiniz, milleti paniğe sevk ettiniz diyorlar. Oysa suçları örten bu dezenformasyon yayınlarının hesabını vermek de onlara düşecek yarın öbür gün. Bunlar gerçekten de Türkiye'nin çok ciddi sorunları, çok ciddi meseleleri, bütün bir toplumu da kirletmeye götüren meseleleri. Bütün bir toplum bunlarla kirleniyor. Bunları kanıksıyoruz mesela. Kanıksamak, olur böyle şeyler diyebilmek çok pahalı bir bedel. Ülke için çok pahalı bir bedel. Türkiye buna layık değildir diyorlar. Ya neye layıktır Türkiye? Anlamadım. Nasıl buna layık değildir? Türkiye Muz Cumhuriyeti değildir diyorlar. Ya başka nedir? Bütün bu konuştuklarımız ancak Muz Cumhuriyeti'nde olur. Bir ülkenin kurumlarını iptal edersen, bir ülkenin yasalarını işlemez hale getirirsen, bir kişinin iradesini her şeyin üstüne koyarsan, bunun adına çok da güzel Muz Cumhuriyeti derler. Ve Türkiye ne yazık ki buraya dönüştü. Ve Türkiye buraya dönüşürken hepimizin gözünün önünde dönüştü. Bu kurumlar felç edilirken hepimizin gözünün önünde oldu. Dolayısıyla herkesin bu işlerde ağır bir vebali, ağır bir sorumluluğu var. O yüzden de hiç kimse Türkiye bunu hak etmiyor demesin. Ben ama bunu sindiremiyorum. Sevgili Pakrat, unutmamak gerekir ki bu yeni ortaya çıkan bir meyve değil. Kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin başında hep güçlü bir tek adamın bulunduğu ve onun iradesi dışında herhangi bir şey yapılamadığı biliniyor. Kaç kere söyledim. Hatta tek parti dönemini zaten bir şey söylemeye gerek yok. Bütün milletvekilleri atanmış kişilerdi. Ondan sonraki dönem Milli Şef dönemi, Emedi Şef'ten sonra Milli Şef dönemi, daha sonradan Beyefendi'nin dönemi. Beyefendi ben çekiden odu göstersem seçtiririm demişti. Eller iner kalkardı. Dolayısıyla bu bizim pek de beğenmediğimiz Batı'da uygulanan demokrasiye ulaşmak henüz Türkiye için mümkün olmadı. Hele bir oraya ulaşalım, ondan sonra mücadelemizi daha iyisi hep beraber yaparız hep birlikte. Evet, bunu sen mütemadiye söylüyorsun. Ben de sana bu konuda katılıyorum. Doğrudur ki bir Batı demokrasisi denen nosyon var. Böyle bir anlayış, böyle bir değer var ve biz buna karşı bir hayli Alaturka kalıyoruz. Bir hayli gelenekçi kalıyoruz.
muhafazakar kalıyoruz. Ve en önemlisi de bunu bir eksiklik olarak görmüyoruz. Tam tersine biz bunu okşuyoruz. Bu yanımızı okşuyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim hassasiyetlerimiz vardır gibi laflar ediyoruz. O evrensel değerlere sırtımızı dönmek için. Yahu sen ne diyorsun Mihail? Tıp fakültesini bitirirken söylenen yemini değiştirdiler. Bu yemine uymuyor diyerek Hipokrat yeminini değiştirdiler. Bu evrensellikten... Güler geçersin. Ama gülemeyeceğin bir şey var. Bu mandaliteyle, bu düşünce biçimiyle müstekre, iğrenç bir katile kadınları öldürüp parçalayan, ortadan kaldırmaya çalışan katile hafifletici sebep uygulamak. Bunlar kabul edilemeyecek şeylerdir. Şimdi sen bu katil için bu ifadeleri biraz daha kullan. Yarın da o katilin avukatı sana da dava açsın. Müvekkilime hakaret etti diye. Böyle katile katil diyemiyorsun Mihail. Caniye cani diyemiyorsun. Geldiğimiz nokta evet, burası. Mahkeme kararı katil olduğunu. Katil olup işte tartışma meselesi değil. Tartışılan verilen ceza. Tabii ki öyle. Ama tartışılan dersen katil bundan alınırsa işimiz var. İndirimi yapılması. Bunun katille bir ilgisi yok. Çok doğrusun. Evet. Çok doğrusun. Bu arada süremizi bitirdik Mihail bu hafta. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun çünkü ikimiz de çok zor durumlar altında bu yayını yapabildik. Böyle yayın yapmak hiç hoş olmadı. Ben bir hafta burada olacağım. Gelecek hafta için benim bir ricam olacak. Cuma günü özel bir randevum olduğu için kaydımızı Perşembe günü yapabilirsek çok iyi olur. Peki ben bunu konuşurum kanaldaki arkadaşlarımızla. Eğer bir zaman ayarlanabilir, Perşembe yapmaya çalışırız. Kaydı. Şu anda tamam. Kaydı Cuma günü yapıyoruz çünkü. Evet, evet. Efendim bu hafta da Mihail'in dediği gibi zar zor bir şekilde programımızın sonuna ulaşabildik nihayet. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyodan yeni bir yayınla tekrar birlikte olmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.